Sizlerin isteği üzerine hazırladığım bu video, Gabriel Agrest'in ya da gerçek ismiyle Gabi Graston'ın karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarmak için hazırlanmıştır. Videoya geçmeden önce eğer bu videoya 130 like'ın üzerinde bir beğeni sayısı girerse, yarın sizlere Baymuz'un kimliğini açıkladığım bir shorts videosu paylaşacağım. Ama her şeyden önce abone olmayı unutmayın. 5. sezonun 20. bölümü, Türkçesiyle ifşa. Belki de sezon 5'in en çok sır barındıran ve en çok sırları açığa çıkartan bölümüydü. Bu bölümde Layla Rosie üstün zekasıyla akumatize edildi ve kendisi Hoaxer Türkçesiyle aldatmaca isimli süper kötüye dönüştü. Bu kötü ise insanları hipnoz ederek istediğini yaptırıyor ve bu elemanın hipnoz ettiği kişilerden biri de Natalie. Aldatmaca Natalie'den Gabriel'ın bütün sırlarını kendisine deşifre etmesini istedi. Bunun sonucunda artık Layla, Emily'nin yaşadığını, iki yüzüklerin sahibine ve işlevini biliyor. Ayrıca Agres ve Tusuriki ailelerinin sözleşmesinin bir fotoğrafına, Emily'nin video kayıtlarına ve son olarak da Gabriel'in geçmiş hayatındaki bilgilere sahip. Bu videoda sizlere sadece Gabriel'in geçmiş hayatındaki bilgileri aktaracağım. O zaman bu bilgilere Gabriel'in gerçek ismi ve soy ismiyle başlayalım. Gabriel'in ismi her zaman Gabriel değildi. Soyadı da öyle. Eğer bu fotoğrafa dikkatli bakarsak anlayabiliyoruz ki Gabriel'ın gerçek ismi Gabe Grast. Ayrıca kendisinin doğum tarihi 23 Nisan. Doğum yılı maalesef ki lekelendiği için gözükmüyor. Diğer bir fotoğrafta ise Gabriel'in eskiden bir lokantaya sahip olduğunu görüyoruz ve ismi de Friedry Grast. Görünüşe göre bu sektörde fazla dikiş tutturamamış olacak ki kendisi moda tasarımcısı olmuş. Ama olaylar tam olarak öyle değil. Videonun ilerleyen safhalarında her şey daha da netleşecek. Diğer bir fotoğrafta Baymuzu ve Gabriel'ın yan profilini görüyoruz. Kendisi bayağı büzükbe gibi gözüküyor. Yani bu elemanın geçirdiği evrimi insanlık bile geçirmemiştir ben söyleyeyim. Diğer fotoğrafta evrim bölümünde gördüğümüz geçmişteki Gabriel ve Emily çiftini aynı zamanda iki karakteri daha görüyoruz. Bu iki karakter şüphesiz ki Andre ve onun eşi Audrey. Fotoğrafta Audrey elinde bir şey tutuyor. Daha doğrusu bir paket ve çok büyük bir şeymiş gibi seviniyorlar. Bu fotoğrafta fazla bir olay yok sadece Agres ve ve ailelerinin geçmişini ışık tutan bir fotoğraf. Ve son fotoğrafta ise Natalie Gabriel ve Emily üçlüsü Tibet'te buldukları tavus kuşu mucizesini gösteriyorlar. Gabriel'in tipi hakkında hiç konuşmayacağım. Benim dikkatimi çeken ise bu fotoğrafın nasıl çekildiği. Çünkü hiçbirinin elinde kamera yok ve hepsi de kameraya doğru bakıyorlar. Yani bu fotoğrafı birinin çekmiş olması lazım ama kim? Yüksek ihtimal bu kişi Tomoya Tsurugi. Eğer Tomoya olayına girersem bu videodan en az 20 dakikada çıkamayacağım için Tomoya konusunu şimdilik askıya alacağım. Şimdi gelin sizlere Gabriel'in gizemli geçmişi hakkında elde ettiğim bazı fazla yasal olmayan bilgileri sizlere sunayım. Fazla yasal değil dedim çünkü bu bilgilerin bir kısmı yasal olmayan kaynaklar tarafından ortaya atıldı. Lakin gidişat bu bilgilerin doğru olduğunu gösteriyor. Peki nedir bu bilgiler? Gabriel'in eski adı Gaby Grast. Yaklaşık 18 yaşına kadar aynı kalıyor. Daha sonrasında Gabriel'in yolu ünlü moda tasarımcılarından biri olan Audrey ile kesişiyor ve Audrey onu ünlü yapmak istediğini söylüyor. Bu yolda Gabi Grast ismini daha lüks duran Gabriel Agres ile değiştiriyor. Hikaye bu. Ancak hikayede bir kopma noktası var. Audrey neden durup dururken Gibi'yi ünlü yapmak istedi? Bunu çok basit bir şekilde açıklayabilirim. Size gösterdiğim fotoğraflardan birinde hatırlarsanız Audrey de vardı. Audrey gibi ünlü bir kadının bunu karşılıksız yapmayacağını da düşünürsek ve bundan önce de Gabriel ve Emily çiftinin tavus kuşu mucizesini bulduğunu da el alırsak geriye tek bir yol kaldı. O da Gabriel'ın karşılık olarak Audrey ve Andre çiftinin tavus kuşu mucizesini kullandırması. Ve böylece Gabriel'ın ya da Gabi'nin karanlık geçmişinin bir kısmını aydınlatmış olduk. Dediğim gibi belirlediğim like sayısına ulaştığımızda hem Bay sırrını hem de Gabriel ve Tomayon'un imzaladıkları kontratın gizlemini çözdüğüm videolar kanalda mevcut olacak. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.